Bu nomal diyorlar burada, karınca yuvası. Gördüğünüz gibi bir karınca için devasa bir gökdelen diyebiliriz biz buna. Yani Empire State binası neyse, Burj Al Arab neyse o. Karıncalar bunun içinde yaşıyorlar. Bu dışarıda gördüğünüz 3-5 metrelik kısmının dışında altta 10-15 metrelik bir koloni yaşıyor. Ve bunların ısısı, içerideki ısı, dışarıda ısı ne olursa olsun değişmiyor. Yani içerideki ısı klima gibi sabit, herhalde 18 derece diye hatırlıyorum, sabit duruyor. Koca koca delikler var ve gördüğünüz gibi bu civarda onlarcasını bir arada görebiliyorsunuz. Yerliler burada normal diyorlar. Aslında bunlar karınca yuvası değil, karıncalara çok benzeyen bir böcek türü olan termitlerin yuvaları. Bu yuvalar 6 metre yüksekliğinde, 12 metre genişliğinde olabiliyor. İşin ilginç yanı bu hayvanlar kördür. Yuvaların yapı malzemeleri termit işçilerin salyalarından oluşuyor. Toprakla karıştırarak yaptıkları sert ve dayanıklı bir harçtan yapılıyor bu yuvalar. İşte bu da başka bir termit karınca yuvası. Gittiğimiz farklı bölgelerde farklı şekillerde termit yuvaları gördük. Kimisi böyle enlemesine geniş yapılmış, kimisi baca gibi diklemesine yapılmış. Bu da hem enlemesine hem diklemesine ilginç bir yapı. Farklı bölgelerde farklı karınca yuvalarına rastlıyoruz. Bu da ilginçlerinden bir tanesi. Termitler bu yuvaları yaparken tabiri caizse öyle bir teknoloji kullanıyorlar ki içerideki ısı sürekli sabit kalıyor. 18 derece, 20 derece gibi. Bunu nasıl başarıyorlar? Yerin 40 metre altındaki su kanallarını kullanarak. Ne kadar yüksek olduğunu görmeniz açısından ben yanında duruyorum. Gördüğünüz gibi epeyce bir yüksek. Kimin karınca yuvaları 5-6 metreyi buluyor. Ağacın boyunu bulan karınca yuvaları var, boru gibi. Yani karıncanın boyunu düşünürseniz kaç katlı bir gökdelen o gibi düşünebiliriz. Siz hesap edin. Belki 500 katlı bir gökdelenle kıyaslanabilir. Karıncaların boyuna kıyasla. Termitler yuvadaki ısıyı sabit tutmak için su kanallarını kullanıyor demiştik. Nasıl kullanıyorlar? Öyle bir havalandırma kanalları yapıyorlar ki içerideki ısı sürekli sabit kalıyor. Ayrıca su baskınlarına karşı da öyle eğimli yapıyorlar ki yuvayı ve kanalları, su baskınlarından etkilenmiyor yuva. Bu yuvalar her yönüyle tam bir mühendislik harikası. Yani nem kontrolü, ısı kontrolü, yükseklik vesaire. Tüm bunları kim yapıyor? Küçücük karınca benzeri termit dediğimiz böcekler. Neredeyse bu geçtiğimiz yol boyunca tarlalarda, ağaçların arasında bu devasa karınca yuvalarını görüyoruz. Ben karınca yuvası diyorum ama aslında termit yuvası, karınca benzeri bir hayvan. Bu gördüğünüz yuva sanırım terk edilmiş. Şimdi size uzaktan gösterdiğimiz karınca yuvalarından bir tanesinin yanına geldik. Eğer daha iyisini, daha büyüğünü bulabilirsek onu da size göstereceğiz. Ama böyle 4-5 metreyi bulan bacaları, yapısı 4-5 metreyi bulan karınca yuvalarına rastladık. Burada karınca kolonileri yaşıyor. Belgesellerde görmüşsünüzdür. Bu bacağı 4-5 metre yukarıya gittiği gibi aşağıda da neredeyse 10 metre 15 metre çapında bir alanda tünellerle yuvaları devam ediyor. Biz bunu yolculuğumuz esnasında neredeyse bazı yerlerde 5-10 metre arayla bu tür karınca yuvalarını gördük. Size de göstermek istedik.